Saygıdeğer konuklar, Türkiye'ye enerji veren kadınlar ödül törenine hoş geldiniz efendim. Cumhurbaşkanlığının ve Sayın Emine Erdoğan hanımefendinin himayelerinde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığımızca bu yıl ilki düzenlenen Türkiye'ye enerji veren kadınlar ödül töreniyle enerji ve maden alanında yaptığı çalışmalar, sektörde öncü rol oynayarak ilklere imza atan ve gerek sosyal sorumlulukları gerek başarılarıyla yeni nesillere ilham olan kadınlarımızı ödüllendiriyoruz. Bu gece enerji alanında aslında bir ilki yaşıyoruz. Öncelikle destekleri ve himayeleri sebebiyle Sayın Emine Erdoğan hanımefendiye, ev sahibi Türkiye Cumhuriyeti Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız Sayın Berat Albayrak'a teşekkür ediyor ve siz kıymetli misafirlerimize katılımlarınızdan dolayı hoş geldiniz diyorum efendim yeniden. Programımıza geçmeden önce malumunuz ülkemiz sınırlarımızda kurulmak istenen terör koridoruna karşı çok büyük bir mücadele veriyor. Şanlı Mehmetçiğimiz ülkemizin huzuru için Afrin'de tarihi bir mücadeleye imza atıyor. Bütün dualarımız kahraman ordumuzda. Tarihi operasyonumuz başarıyla yürürken şehitler veriyoruz. Ülkemiz için Afrin'de kahramanlık sergileyerek hayatını kaybeden şehitlerimizin ailelerine yürekten başsağlığı diliyoruz ve sizleri şehitlerimizi anmak için bir dakikalık saygı duruşuna davet ediyoruz. Tüm Mehmetçiklerimizin sağ salim yuvalarına dönmeleri en büyük arzumuz elbette. Aklımız, kalbimiz, dualarımız onlarla beraber Afrin'de, Zeytin Dalı Harekatı'nda. Sayın misafirler, bu gecenin adayları çok uzun süren araştırmalarla hazırlandı. Tüm üniversitelerimizden, sektördeki tüm şirketlerden her kategori için aday başvuruları istendi. 200'ün üzerinde aday jürimiz tarafından değerlendirildi titizlikle. Kategorilerimize geçmeden önce bu değerli gece için titizlikle çalışan jüri üyelerimizi sizlere takdim etmekten onur duyuyorum efendim. Jüri Başkanımız Sayın Güler Sabancı, Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı, Forbes dergisinin dünyanın en güçlü kadınları listesinde yer alan Güler Sabancı, Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanlığı yanı sıra Sabancı Üniversitesi'nin kurucu mütevelli heyeti başkanı ve MIT Üniversitesi Energy Initiative'in uluslararası danışma kurulunda da görev almaktadır. Hoş geldiniz Sayın Güler Sabancı. Jüri Başkan Yardımcımız Sayın Ferit Şahenk, Doğuş Grubu ve Garanti Bankası Yönetim Kurulu Başkanı.
Dünya Ekonomik Forumu ve Medeniyetler İttifakı inisiyatifi içerisinde aktif bir üye olarak yer alan Ferit Şahenk, MIT Sloan School of Management Avrupa, Orta Doğu, Güney Asya ve Afrika Bölgesi Yürütme Kurulu ve London School of Economics Orta Doğu Merkezi Danışma Kurulu üyesidir. Hoş geldiniz Sayın Ferit Şahenk. Sayın Meltem Demirören Oktay, Demirören Holding Yönetim Kurulu üyesi. Enerji, sanayi, turizm, inşaat, eğitim ve medya sektörlerinde faaliyet gösteren Demirören Holding Yönetim Kurulu üyeliğini yürüten Meltem Demirören Oktay, TİGAT Başkan Yardımcılığı, TOGEMDER Yönetim Kurulu üyeliği ve KADEM Dernek üyeliğini eş zamanlı olarak sürdürmektedir. Sayın Meltem Demirören Oktay, hoş geldiniz efendim. Ve Sayın Hülya Koçyiğit, devlet sanatçısı. Türk sinemasının en önemli oyuncularından olan Hülya Koçyiğit, yurt içi ve yurt dışında kazandığı çok sayıda ödülle Türkiye'nin ödüller kraliçesi unvanını elinde bulundurmaktadır. Devlet sanatçısı olan Sayın Koçyiğit, 200'e yakın filmde başrol oynamasının yanı sıra pek çok sivil toplum örgütü içerisinde de yer almıştır. Hoş geldiniz Sayın Hülya Koçyiğit. Ve Sayın Sevra Akçaoğlu, Citibank Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi. Citibank Türkiye'ye atanan ilk kadın genel müdürü olan Akçaoğlu, Amerikan Şirketler Derneği Yönetim Kurulu Başkanı, TÜSİAD Ekonomi Yuvarlak Masası'ndan sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi ve Women Corporate Directors kurucu üyeliği görevlerini sürdürmektedir. Sayın Sevra Akçaoğlu, hoş geldiniz efendim. Sayın Nilüfer Bulut, TİGAT Yönetim Kurulu Başkanı, 2010'da TASAM tarafından verilen Stratejik Vizyon Ödülü ve 2015'te Hindistan'da Dünya Kadın Liderliği Ödülünü alan Nilüfer Bulut, TİGAT'ın Yönetim Kurulu Başkanı olarak sivil toplum alanında çalışmalarına devam ettirmekle birlikte TİGAT Yatırım AŞ Yönetim Kurulu Başkanlığı ve İstanbul Kalkınma Ajansı Başkan Vekilliği görevini yürütmektedir. Sayın Nilüfer Bulut, hoş geldiniz efendim. Ve Sayın Sarı Aydın Yılmaz, Kadın ve Demokrasi Derneği Başkanı. Kadının mevcut siyasal, sosyal ve ekonomik statüsünü artırmak, kadının insan hakları ve fırsat eşitliği konusunda toplumda ortak bilinç oluşturmak, kadına yönelik şiddetle mücadele etmek, kadını üreten, düşünen bir birey olarak toplumumuza kazandırmak adına akademik ve sivil toplum adına çalışmalarına devam eden Doçent Doktor Sarı Aydın Yılmaz, Kadın ve Demokrasi Derneği Başkanlığı yanı sıra İstanbul Ticaret Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyesi olarak akademik hayatına devam etmektedir. Sayın Sarı Aydın Yılmaz, hoş geldiniz efendim. Sayın Gülsüm Azeri, Vitol Türkiye Üst Yönetim Kurulu üyesi. Kimya sektöründe, cam ev eşyası sektöründe, düz cam sektöründe ve enerji sektöründe Türkiye'de pek çok ilke ve inovatif yatırıma imza atarak uluslararası başarılara ulaşan Azeri, VIP Turkey Holding BV Üst Yönetim Kurulu Üyesi, Kale Seramik AŞ Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı ve Pirelli Otomobil Lastikleri AŞ Yönetim Kurulu Başkanlığını sürdürmektedir. Sayın Gülsüm Azeri, hoş geldiniz efendim. Ve Sayın Erişah Arıcan, Borsa İstanbul Yönetim Kurulu Üyesi. Marmara Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü Müdürü aynı zamanda. Türkiye Ekonomisi, Ekonomik Sistemler, Para Banka, Merkez Bankacılığı ve Uygulamaları, Finansal Piyasalar ve Kurumlar üzerine birçok akademik çalışmaları ve kitapları bulunan Profesör Doktor Erişah Arıcan, Marmara Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü Müdürlüğü ve Borsa İstanbul Yönetim Kurulu üyeliğine devam etmektedir. Sayın Erişah Arıcan, hoş geldiniz. Çok emek harcadılar. Bence tüm jüri üyelerimiz için bir kez daha kuvvetli bir alkış alalım. Sağ olun. Ve tabii bu gecenin gerçekleşmesinde önemli rol oynayan sponsorlarımız İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne, İGİDAŞ'a, Halkbank'a ve Ziraat Bankası'na da teşekkür ediyoruz.
ve ödül törenimizin açılış konuşmasını yapmak üzere jüri başkanımız Sayın Güler Sabancı'yı sahneye davet ediyoruz efendim. Değerli hanımefendi, sayın bakanlarım, kıymetli jüri üyesi arkadaşlarım, değerli konuklar. Çok özel bir amaç için, Türkiye'ye enerji veren kadınlar için bir aradayız. Bir ay kadar önceydi zannediyorum, sayın bakanım, enerji bakanımız Berat Bey beni aradı. Bu önemli projeyi anlattı. Detaylarını öğrendiğimde, birkaç yıl önce MIT Üniversitesi'nde aldığım bir davet aklıma geldi. MIT'nin ilk kadın rektörü, 250 yıllık bir üniversite tabii, bunu da söylemek istiyorum. İlk kadın rektörü Susan Hockfield'in beni temiz enerjide kadının rolü konusunda bir açılış konuşmasına davet etmişti. Aklıma o geldi. O zaman bana demişti ki bu sektör dünya için çok önemli. Kadınları daha fazla çekmek için bu etkinliği yapıyoruz ve her sene yapacağız. Evet, duyuyorum ki Uluslararası Enerji Ajansı da yakın zamanda temiz enerji konusunda kadın istihdamını artırmak için bir inisiyatif başlatmak üzere. Evet, Enerji Bakanlığımız da bu konuyu zamanında ele almış durumda. Kendilerini şahsında, Sayın Bakanımız şahsında, tüm bakanlığı, çalışanları kutluyorum. Evet. Evet, enerji hem bugünümüzün hem de geleceğimizin stratejik sektörlerinden biri. Dünyada en kuvvetli trendlerden biri, hepimiz biliyoruz ki, şehirleşme, şehire göç. Ve şehirleşmeyle beraber birleşen yeni teknolojik ortam. Yeni teknolojiler, mobility, dijitalleşme ve bunlarla birleşince enerjiye olan talep her geçen gün daha hızlı artıyor. Dolayısıyla tüm dünyada kadınları bu sektöre daha fazla çekmek için ciddi gayretler var. Ülkemizde de bu sektör için çalışan, bu sektöre ilgi gösteren profesyonel, akademisyen, girişimci kadınların sayısını artırmak hepimizin görevi. Bu sebepten kadınlarımızı yüreklendirmek için oluşturulan bu programa jüri başkanı olmaktan onur duyuyorum ve bu görevi memnuniyetle kabul ettim. Türkiye'ye enerji veren kadınlar ödül programını bu yıl ilk kez düzenliyoruz. Biraz önce de söylendi. Ve bu ilk kez yapılan ödül töreninde 200'den fazla başvuru alınmış olması büyük sevinç kaynağı benim için. Bu iyi katılım hepimiz için sevindiricidir. Sektörün ve kadınların geleceği için bana umut veriyor. Gelen bu yüksek başvurunun ardından Enerji Bakanlığı'nın uzmanları titiz bir teknik eleme yaptılar. Kendilerini kutluyorum. 5 kategoride 42 kadınımız kısa listeye kaldı. Ardından jüri olarak kısa listeye kalan isimleri, dosyaları tek tek değerlendirdik. Birbirlerinden etkilenmemeleri için tüm jüri üyelerimiz değerlendirmelerini ayrı ayrı yaptılar. Sonrasında puanlarımızı birbirinden bağımsız olarak bakanlığımıza ilettik. Süreç bakanlığımız tarafından son derece profesyonelce ve kurumsallık içerisinde yönetildi. Birazdan da kimlerin ödül alacağını hep beraber göreceğiz. Değerli hanımefendi, sayın bakanlarım, bu gece ödülleri dağıtıyoruz ama başarılı örneklerle aslında hepimiz hep beraber kazandık bu süreçte.
Bu süreç tüm adaylarımızın ve sektörümüzün kazandığı bir yolculuk oldu. Aday olan tüm profesyonel, akademisyen ve girişimci kadınlarımızın birbirinden değerli çalışmaları, emekleri, başka kadınların da enerji sektörüne ilgi göstermesi, kendine bu sektörde bir yol çizmesi için ilham vereceğine inanıyorum. Ülkemiz dünyanın en hızlı büyüyen ve gelişen enerji piyasaları arasında geliyor. 14 yıldır sektörün yapısında çok önemli değişiklikler oldu. Enerji üretim ve dağıtımında sektör önemli bir özelleştirme sürecinden geçti, rekabete açıldı. Bugün enerji üretimi ve dağıtımı ciddi yabancı yatırımcıları çekerek özel sektör elinde yapılıyor. Yaşam standardımızı birebir her gün her an etkileyen bu sektörün potansiyeli yüksektir. Önümüzdeki dönemde yeni teknolojilerle buluşacak ve yatırım yapmaya devam edilecek olan bu sektörde artan nitelikli insan gücü talebi vardır ve artmaya devam ediyor. Kadınların araştırmalarla da sabit olan, ispatlanmış olan yönetsel becerileri enerji sektörü içinde önemli bir potansiyeldir. Ancak ne yazık ki istatistiklere göre baktığımızda yürüyecek çok yolumuz var. Sadece ülkemizde değil, dünyada da cinsiyet eşitsizliğinin en yoğun yaşandığı sektörlerden birisidir enerji sektörü. Dünya Ekonomik Forumu'na göre enerji sektöründe kadın çalışan sayısı sadece %19'dur. Bunun altındaki en önemli nedenlerden birinin de kadın rol modellerinin yeterince olmaması gösteriliyor. O yüzden, işte tam bu yüzden bu ödül programı gibi teşvik edici programların çok büyük önemi var. Sadece mühendislik değil, farklı yetkinliklere ve disiplinler arası çalışmalara da bu sektörde ihtiyaç duyuluyor. Bu ödül programını bu yolda bir başlangıç olarak görüyoruz. Sözlerimi tamamlarken, kadınlarımızın yaşamın her alanında olduğu gibi enerji sektöründe de hak ettikleri yere gelmeleri katkı sağlayacak Türkiye Enerji Veren Kadınlar programını himaye eden değerli hanımefendi Emine Erdoğan'a şükranlarımız var. Bu konuya öncülük eden fikir babası diyelim Sayın Enerji Bakanımız Sayın Berat Albayrak'a da özel teşekkürlerim var. Evet. Evet, Enerji Bakanlığımızın bir kez daha bu çalışmayla bana büyük güven veren tüm ekibine, bu çalışmada gösterdikleri titiz ve objektif çalışmaları için her birine tek tek teşekkür ediyorum. Tüm değerli jüri üyesi arkadaşlarıma yine özverili ve titiz çalışmaları ve katkılarından dolayı huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Tabii esas teşekkürüm bu sürece katılan, aday olan, Türkiye'ye enerji veren kadınlarımıza. Türkiye'ye enerji veren kadınlarımıza cesaretlerinden dolayı hepsini yürekten kutluyorum. Ödülü alan tüm adayları da şimdiden tebrik ediyorum. Türkiye'ye Enerji Veren Kadınlar Ödül Programı'nın artan başvurularla uzun yıllar yoluna devam edecek başarılı bir proje olmasını gönülden diliyorum. Ve tekrar sizlere, huzurlarınızda Sayın Hanımefendi'ye ve tüm katılımcılara teşekkür ediyorum. Başarılı bir akşam diliyorum. Sayın Gülen Sabancı'ya değerli katılımları ve konuşması için teşekkür ediyoruz. Bu gecenin anlam ve önemi adına konuşmasını yapmak üzere ev sahibimiz, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız Sayın Berat Albayrak'ı sahneye davet ediyorum efendim. Buyurun.
Çok değerli hanımefendi, değerli jüri üyelerimiz, çok değerli misafirler, hanımefendiler, beyefendiler, Türkiye'nin enerjisine enerji katan, yaptıkları işlerle büyük ve güçlü Türkiye hedefine karşı tüm bu süreçlerde inanılmaz katkı sağlayan, omuz veren, kadınlarımızın bu gayretlerine minnettarlığımızı göstermek amacıyla düzenlediğimiz Türkiye'ye enerji veren kadınlar ödül törenine hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün vesilesiyle bütün kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü şimdiden kutlar ve bugünün sadece cinsiyet ayrımcılığı değil, eşitsizliği değil, adaletsizliği noktasında da inşallah son verecek önemli bir başlangıç olmasını temenni ederim. Kıymetli hanımefendi, değerli misafirler, kadını başının tacı, aile kurumunun mimarı olarak gören kadim bir medeniyetin ve bunun yanında cenneti ayakları altına seren yüce bir dinin mensuplarıyız. Bizler kadın ve erkeğin birbirinin rakibi değil, birbirini tamamlayan, onları bir elmanın yarısı gibi bütün bu resimde kucaklayan bir zihniyetin temsilcileriyiz. Tarihimizin hiçbir döneminde kadınlarımızın yok sayıldığı ya da toplumun dışına itildiği bir medeniyet olmadık. Dünya tarihinde kadının adı yokken, Türk kültüründe, devlet yönetiminde, sosyal ve kültürel hayata kadar her alanda bizleri zirveye taşıyan kadınlarımızın izlerini görmek, sayısız manada örneklerle görmek gayet mümkün. Meşhur Arap gezgini İbn Battuta'nın seyahatnamesinde bu durumu detaylı bir şekilde anlatırken tarihe not düştüğü, özellikle de Türk medeniyetinin kadına nasıl değer verdiği ile ilgili çok net ifadeler yer almaktadır. İşte bunlardan bir tanesi. Bu yörede gördüğüm ilginç tutumlardan biri de erkeklerin kadınlara gösterdikleri aşırı saygıdır, diyor İbn Battuta seyahatnamesinde. İşte bu memlekette kadınlar erkeklerden üstün sayılıyor, diyor bu seyahatnamede. Kadının söz hakkının olmadığı, demokrasi mücadelesine omuz vermediği, siyasi haklarının kısıtlandığı bir yönetim anlayışı hiçbir şekilde bu topraklarda yer almamıştır. Türk tarihi bu yönüyle bütün dünyaya örnek olacak türdendir. Eski Türk devletlerinde Hakan ve Hatun'un buyruğu ile bu ifadeyle başlamayan emirnameler geçerli sayılmazmış. İslam sonrası dönemde ise imparatorların sultanlara fikrini sorduğu, danıştığı, onlarla teatide bulunduğu birçok örnek görmemiz mümkün. Genç cumhuriyetimiz ise 1934 yılında kadınlara seçme ve seçilme hakkı vererek bu alanda çok gelişmiş birçok ülkeden çok daha ilerici, öncü ve çağdaş adımlar atmıştır. Kızların diri diri toprağa gömen, türlü batıl inançlarla kadını şeytanlaştıran, kız çocuklarına isim vermeyen ve dahi sofrasına bile oturtmayan medeniyetlerin kol gezdiği, dünyanın karanlığa gömüldüğü bir çağda Türk kadını azmi, fedakarlığı, cesareti, bilgi ve birikimiyle yaptırdığı şifahaneler, imarathaneler, kervansaraylar, camiler, çeşmeler ve daha birçok eserlerle medeniyetimizin zirve noktasına ulaşmasında çok büyük bir rol oynamıştır. Milletimizin istiklal ve istikbal mücadelesinde de
yine kadınlarımız hep ön sıralardaydı. Düşmana vatan topraklarını dar eden Nene Hatunlar, Kara Fatmalar, Şerife Bacıların yazdığı destan hangi tarihe sığar? Ümitsizliğin kol gezdiği bir zamanda binlere seslenerek bugün elimizde top ve tüfek denilen alet yok. Fakat ondan daha büyük, ondan daha kudretli bir silahımız var. Hak ve Allah diyerek milli mücadele şuurunu diri tutan, Halide Edipler yetiştiren bir milleti hangi güç esaret altına alabilir? Türk kadınının Kurtuluş Savaşı'nda verdiği bu kutlu mücadeleyi Gazi Mustafa Kemal Atatürk şu sözlerle ifade ediyor. Dünyada hiçbir milletin kadını, ben Anadolu kadınından fazla çalıştım. Milletimi kurtuluşa ve zafere götürmekte Anadolu kadını kadar emek verdim diyemez diyor. Türk kadını dün olduğu gibi bugün de vatanın istiklal ve istikbali tehlikeye girdiği anda ardına bakmadan mücadelenin hep en ön saflarında oldu. İşte 15 Temmuz hain darbe girişiminde büyük bir cesaret ve mücadele örneği gösteren kadınlarımız gelecek kuşaklara onurlu bir miras bıraktılar. Bugün ezanlarımız semalarda yükseliyorsa, bayrağımız gökyüzünde gururla dalgalanıyorsa, vatanımızda huzurlu bir şekilde yaşıyorsak, işte o gece gözlerini dahi kırpmadan şehadete yürüyen kahraman kadınlarımız sayesinde de oldu. Özel Harekat Daire Başkanlığı'na yapılan saldırıda şehit olan Zeynep Sağır, Sevda Güngör, Seher Yaşar, Kübra Doğanay, Demet Sezen, Cennet Yiğit ve Gülşah Güler 15 Temmuz Köprüsü'nde şehadete yürüyen aynı şekilde Ayşe Aykaç, Sevgi Yeşilyurt, Esenler'de Türkmen Tekin ve Genelkurmay Başkanlığı önünde Yıldız Gürsoy, ecdadımızdan devraldığımız ay yıldızlı sancağımız yere düşmesin diye hayatlarını, gözlerini kırpmadan feda ettiler. Yine o gece darbecilerin karşısına dikilerek tüm dünyaya meydan okuyan Şerife Bozu, Sema Tutarı, Safiye Bayatı, Derya Ovacıklı'yı, Türkan Güder'i, Mine Özer'i ve adını sayamadığım milyonlarca cesaret ve inanç timsali, bütün bu kahraman yürekleri huzurlarınızda şükranla ve minnetle anıyorum. Buradan şehitlerimize ve gazilerimize sözümüzdür. Bizlere bıraktığınız bu kutlu emaneti tüm Türkiye olarak namusumuz gibi emaneti bilip koruyacak, kollayacak ve yükseltmek için inşallah gece gündüz demeden çalışmaya devam edeceğiz. Kıymetli hanımefendi, değerli misafirler. Cenab-ı Allah Kur'an'da insanlığa hitap ederken "Ey inananlar" demiş. Ve hiçbir zaman kadın, erkek ayrımı yapmamıştır. Bizleri yaratan Yüce Allah böyle bir ayrımı yapmamışken İnsanların kadın erkek ayrımı yapması ve kadını erkeklerden daha aşağı görmesi açıkça ifade ediyorum ki cinsiyet ırkçılığından başka bir şey değildir. Biz hep inanıyoruz ki kadın eli değmeyen iş incelikten, zarafetten ve merhametten nasibini almamış demektir. Bugün dünyanın dört bir yanında edebiyattan tıbba, güzel sanatlardan matematiğe, enerjiden spora kadar her alandaki
kadınlarımızın başarısı bizlerin göğsünü kabartıyor. Kadının içindeki gücü ortaya çıkarmalıyız diye başlayan sözler var ya, ben buna inanmıyorum. Çünkü kadın zaten yaratılışı itibariyle güçlüdür. Buna inanmamız lazım. İnsan ebeveyn olarak kız ve erkek diye evladını arıyor mu? Güç noktasındaki fiziksel gücün ötesinde zihinsel eşitliğin, inancın, tüm bu fikrini bu inanç üzerine ifade etmenin gücüne inanıyor mu? Esas güç burada. Bu bilekte değil. İşte bu eşitliği ne yazık ki insanoğlu kendi eliyle bozuyor. Önce zihinlerimize kadın erkek eşitsizliğini yerleştiren tüm bu ön yargılardan kurtulmamız lazım. Ardından pek çok uygulamada bu yanlış anlayışın sonucu ortaya çıkan süreçleri ortadan kaldırmamız lazım. İnşallah işte bugün bu programla belki bizim bir eksiğimiz, belki doğru bir şekilde ortaya koyulmayan iletişimin sonucu olarak karşımızdaki bu tabloyu düzeltmek bugünkü bu tören itibariyle önemli bir milat olacak. Enerji ve maden alanı gibi Türkiye'nin ekonomiden dış politikasına, güvenlikten sanayisine kadar her alanda adeta lokomotif görevi gören bu sektörü maalesef kadın çalışan ve yönetici sayımız noktasında arzu ettiğimiz düzeye taşıyamadık. Özellikle enerjiden bahsettiğimiz Türkiye ekonomisinin içerisindeki son 10 yılın ortalaması 55 milyar dolar. Yani yaklaşık cari açığımızın son 2 yıl 1 ila 1,5 katı. Muazzam bir etkisi olan böyle bir sektörde artık bu cesaretlendirici programla birlikte inşallah bugün tüm kadınlarımıza buradan bir çağrı yapmak istiyorum. Özellikle kariyerinin hemen başında ya da kariyerini planlama aşamasında olan genç kadınlarımıza seslenmek istiyorum. Enerji ve maden alanında hepinize ama hepinize sizlere büyük bir ihtiyaç duyuyoruz. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı olarak kadın çalışan oranının arzu ettiğimiz noktada olmadığı bu alanda ben bakan olarak bugün buradan ifade ediyorum. Sizlere pozitif ayrımcılık yapacağımızı taahhüt ediyorum. Güler Hanım da söyledi çünkü sık sık bunu konuşuyoruz. Hakikaten enerji sektörümüzdeki kurumsal anlamda çok kayda değer önemli firmalarımız var. Sadece onların eliyle değil ki bugün çok güzel örneklerini birlikte göreceğiz. Bireysel olarak da kurumsal olarak da. Ama kamu eliyle de bir pozitif ayrımcılığı inşallah kadın yöneticilerimizin dışında biz de bakanlık olarak bu desteği inşallah vereceğiz. Büyük hedeflerimiz var. Ve bütün bu büyük hedefleri hep birlikte inşallah başaracağız. Geçtiğimiz yıl Nisan ayında açıkladığımız Milli Enerji ve Maden Politikası'nın en temel amacı Türkiye'yi enerjide dışa bağımlılığının azaltılması noktasında yerli kaynaklarımızın maksimum verimlilikte kullanılmasında sağlayacak stratejileri hayata geçirmektir. Türkiye'nin hedeflediği enerji arz ve güvenliğinin sağlanması ve bunun yanında enerji kaynağının çeşitlendirilmesi için gerekli olan yatırım sadece ekonomimizin güçlenmesini sağlamayacak. Aynı zamanda Türkiye'ye ciddi bir politik gücü de beraberinde getirecek inşallah. İşte bu alanda bu hedeflere ulaşmak için sizlere yani kadınlarımıza, sizlerin bakış açısına, çalışkanlılığına, kararlılığına, estetik ruhuna, merhametine, şefkatine her zamankinden daha çok ihtiyacımız var. Kıymetli hanımefendi, değerli hazirun. Kadınlara fırsat verildiğinde ya da fırsatı kendileri oluşturduklarında ortaya neler koyduklarının en güzel örneklerini işte birazdan hep birlikte şahit olacağız bu başarı hikayeleriyle. Az önce söyledim. Bu alanda kadınlarımızın sayısı istediğimiz noktada değil. Lakin enerji gibi erkek egemen bir sektörün değişim ve dönüşümüne imza atan tüm bu kadınları hep birlikte inşallah alkışlayacağız. Üniversitelerde yaptıkları teorik ve pratik çalışmalarla hem sektörün ihtiyaç duyduğu nitelikli bilgiyi karşılayan
hem de gelecek nesillere yeni ufuklar çizen kıymetli akademisyenlerimize, bilgi ve tecrübesiyle yıllarını enerji sektörüne veren ve bu alanda önemli başarıları imza atan ve buradaki başarılarını sosyal hayatta rol aldıkları duyarlı çalışmalara yansıtan iş dünyası temsilcilerine kadar. Uhdesindeki çalışanlarla birlikte mükemmel bir sinerji yakalayan ve başarı çıtasını her geçen gün daha da yukarı çeken profesyonellere kadar. Farklı düşünmenin, özgüvenin, cesaretin ve temsilcisi olduğu girişimcilik ruhunu ortaya koyan girişimcilerle. Başarılarıyla tüm Türkiye'ye büyük ilham kaynağı olan jüri özel adaylarına kadar. Enerji sektöründeki tabuları yıkarak Türkiye'nin en fazla kadın istihdam eden enerji şirketlerine kadar bütün adaylarımıza huzurlarınızda tek tek teşekkür etmek istiyorum. Eminim bugün bu sahnede verilecek ödüller bu sektörde çalışmak isteyen birçok kişi için güzel bir ilham kaynağı olacaktır. Ben burada bir parantezi de özellikle girişimcilik alanındaki ödüllerdeki adayları açmak istiyorum. Her biri ayrı bir başarı hikayesi yazan, girişimcilik kategorisindeki adaylarımız bulundukları yörelere ya da yaptıkları iş koluna yeni bir ses, yeni bir nefes getirmişlerdir. Tüm bu girişimler kurulan bir hayal ya da ortaya atılan bir fikirden doğup büyük bir çınara doğru dönüşmeye başlamıştır. Merak tutkusu yahut yeni şeylerin peşinde koşma arzusuyla daha önce denenmemiş, daha önce yapılmamış, söylenmemiş şeyleri ortaya koyma gayreti beraberinde ilham veren güzel başarıları da getirmiştir. Ben buradan bütün girişimcilere seslenmek istiyorum. Korkmayın. Hayallerinizin peşinden koşun. Araştırın. Planlayın. Projelendirin. Hata yapmaktan çekinmeyin. Farklı düşünün, farklı olun ve sonunda da fark yaratın. Yenilikçi, fikirlerinizin peşinden ısrarla ve sabırla gidin. Bazı fikirlerin iyi bir iş planı üzerinden dönmesi ciddi bir manada bir vakit alabilir. Başarısız bir iki denemeniz muhakkak olabilir. Ama zaman zaman havlu atmayı da düşünebilirsiniz. Lakin unutmayın ki yenilik hep bir sonraki yapmadığınızda gizlidir. İşte bu akşam teşrifleriyle bizleri onurlandıran, birçok başarıya imza atan kadınlarımızın hikayesi, ülkemizin ne kadar büyük bir potansiyele sahip olduğuna dair önemli işaretler taşımaktadır. Her bir başarının yeni başlangıçların geleceğine ışık tutacağına tüm yüreğimle inanıyorum. Bu potansiyeli hayata geçirme noktasında herkesin, hepimizin koşulsuz desteğini ortaya koyması şarttır. Bu yüksek potansiyeli büyük bir güç haline dönüştürecek köklerimize, değerlerimize, enerjilerimize ve bütün kadınlarımıza güveniyoruz. Umutla beklediğimiz yarının büyük ve güçlü Türkiye'sini inşallah hep birlikte 81 milyon bir aile yek vücut olarak inşa edeceğiz. Bu vesileyle başarıyla sürdürmekte olduğumuz son günlerdeki özellikle bu terörle mücadelemizde verdiğimiz şehitlerimize Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyorum. Kıymetli ailelerine sabırlar diliyorum. Onların şehadetleriyle bu millet, bu ülke, bu topraklarda ilelebet payidar olacağız inşallah. Bu imanı, bu inancı, bu milletin bu ufkunu boğmaya, zora düşürmeye, Allah'ın izniyle hiç kimsenin zora düşürmeye tüm bu çalışanların gücü yetmeyecektir. Dün nasıl tarihin tozlu sayfalarında buna yeltenenler yok olduysa, bugün de aynı hataya düşenler milletimizin cesareti, şecaati, vatan aşkı karşısında yok olmaya mahkum olacaklardır. Ben tekrardan bu gecenin düzenlenmesinde, hakikaten bugün burada aramızda yoklar ama büyük ve güçlü Türkiye idealinin, ruhunun mimarı. Çünkü Türkiye 15 senede, ben herkese onu söylüyorum,
Siyasi görüşünüz ne şekilde olursa olsun. Her bir bireye şunu diyorum. Yüreğinde vicdanı olan her bir birey elini yüreğine götürdüğünde eski Türkiye ve bu Türkiye arasında bir nebze olsun fark olduğunu bu vicdanın da burada hissediyorsa demek ki bu ülkede güzel şeyler oluyor. İşte 15 senede cesareti, liderliği, vizyonuyla işte güzel şeyler yaptığımız söyleniyor. Ama bir vizyon koyuyor birileri. Biz aşağıdan onu başarmaya çalışıyoruz. İşte bu liderliğiyle ülkemizin birlik ve beraberliğini temsil eden Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere. Bugün burada sadece himayeleriyle programın gerçekleşmesinde en büyük desteği veren değil, hakikaten Türk kadınının daha da güçlenmesi noktasında, özellikle pozitif ayrımcılığa muamele olması noktasında desteğini hiçbir zaman esirgemeyen Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi'ye ve hakikaten bu güzel programın ete kemiğe bürünüp işte bir ödül töreni yaptılar da geçtiler demesinler diye çok titiz bir şekilde yüzlük puantajlar, 1 puan 2 puan oynadı yani. O kadar titiz bir dosya çalışmasıyla bu resmin ete kemiğe bürünmesinde başta Güler Hanım olsun, Ferit Bey olsun, tüm jüri üyelerimiz olmak üzere ve bugün katılımlarıyla bu geceyi onurlandıran siz değerli sanat camiamızın, iş camiamızın, kamu özel sektör STK'larımızın, siz değerli ağırlıklı hanımefendi ve az da olsa beyefendilerimize teşriflerinizden dolayı teşekkür ediyorum. Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Ev sahibimiz, Enerji Bakanımız Sayın Berat Albayrak'a değerli konuşmaları için teşekkür ediyoruz. Değerli konuklar, şimdi de bu geceye teşrifleriyle bizleri onurlandıran ve bu anlamlı geceye himayeleriyle büyük destek olan Sayın Cumhurbaşkanımızın değerli eşleri, Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi'nin konuşmalarını yapmak üzere kürsüyü teşriflerine arz ederim efendim. Değerli hanımefendiler, beyefendiler, kıymetli misafirler, hepinizi en kalbi duygularla selamlıyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bu anlamlı tören vesilesiyle sizlerle birlikte olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nüzü kutluyorum. Bu özel günün ülkemiz kadınlarına hayırlar getirmesini diliyorum. Vatanın bekası için evladını, eşini feda eden şehit analarının ve eşlerinin derin acısını paylaşıyor, yüce yüreklerini hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Rabbim kalplerini teskin etsin. Şehitlerimizi rahmetiyle kuşatsın. Suriye'nin mazlumları, Filistin'in gözü yaşlı kadınları, Myanmar'ın çaresizleri başta olmak üzere mağdur ve mazlum coğrafyalarda yaşayan tüm kadınlar için 8 Mart umut olsun diyorum. Değerli dostlar, kadın konusu asırlar boyunca birçok şekilde konuşuldu, tartışıldı. Bazen ihtirasların, bazen hak mücadelelerinin mevzusu oldu. Cinsiyetçi bakış kadın ve erkeği karşı karşıya getirdi. Oysa kadın ve erkek bir bütünün iki yarısıdır. Tıpkı bir kuşun iki kanadı gibi. Bir kuş nasıl tek kanatla uçamazsa, insanlık da tek taraflı ilerleyemez. Kadınlarını hayatın çeşitli alanlarından men eden toplumlar gelişemezler. Özellikle Müslüman toplumlarda
kadınların mahrumiyetleri söz konusu olduğunda fatura genellikle dine kesilir. Oysa hiçbir felsefe, hiçbir düşünce kadına İslam kadar hakiki bir mevki vermemiştir. Kadını ve erkeği birbirinin velisi kılmıştır. İslamiyet'in ilk dönemlerinde kadın, gerektiğinde toplumun öğretmeni, ticaret kervanlarının sahibi, hatta savaşların neferi olmuştur. Fakat zaman içinde farklı dini yorumlar, İslam'ın gerçek kadın telakkisini tahrif etmiştir. Bugün ne yazık ki Müslüman toplumlar henüz Kur'an'ın seviyesine yükselememişlerdir. Böyle bir ortamda Türkiye, gerek inanç ve kültür kodlarındaki bu özü yeniden hatırlayarak, gerekse uluslararası hukuku gözeterek kadınlarımızı hak ettiği mevkiye taşıma azmindedir. Kadınların olmadığı bir siyaset, ekonomi, bürokrasi eksik kalır. Kadınların var olmadığı bir demokrasi mücadelesi başarıya ulaşamaz. Bugün burada dalgalara, fırtınalara direnerek başarı elde eden çok sayıda kadın görüyorum. Özellikle erkek egemen sektörlerde kadın varlığı son derece kıymetlidir. Kadınlar yapamaz denen alanlarda cesaretiniz, dirayetiniz ile varlık gösterdiniz. Türkiye'ye enerji verdiniz. Hepinizi kutluyorum. Gelecek yüzyılın en önemli konuları çevre, enerji ve kadın olacaktır. Kadın gücünü devreye sokabilen toplumlar ilerleyecektir. Çevre ve enerji gibi zaman zaman karşı karşıya gelen mevzular söz konusu olduğunda kadın varlığı daha da hayati bir önem kazanmaktadır. Tabiatın dilinden iyi anlayan kadınların enerji sektörüne elinin değmesi çok sayıda duyarlılığı beraberinde getirecektir. Taşıdığı çevresel hassasiyetler nedeniyle ödüle layık görülen kadınlarımız olduğunu biliyorum. Akademi ile hayatın gerçekleri arasında köprüler kurarak içindeki enerjiyi içteki enerjiye taşıyan kadınlar tanıyorum. Yerli kaynakların kullanımını önceleyen, ekip çalışmalarını ustaca yöneten, yeni istihdam alanları açan hanım ağalar biliyorum. Gerek evinin işiyle meşgul, gerekse farklı sektörlerde çalışan, ter döken tüm kadınlarımızın emeği kutsaldır. Hepsi aydınlık geleceğimizin mayasıdır. Dünya tarihi, kadın başıma ne yapabilirim yanılgısının karşısında dimdik duran Rosa Parks'ların görmüştür. Ordulara kafa tutan Nene Hatunları yazmıştır. Halide Edip, Birinci Dünya Savaşı'nın dumanı hala ülkemizin üzerinde tüterken meşhur konuşmasında şöyle demişti. Bütün milletlerin haklarını kazanacağı gün çok uzak değildir. O gün geldiği zaman bayraklarınızı alınız. Bu maksat için canlarını veren kardeşlerimizi ziyaret ediniz. Şimdi yemin edin ve benimle birlikte tekrarlayın. Yüreğimizdeki mukaddes heyecan milletlerin hakları ilan edilinceye kadar devam edecektir. Bugün biz de aynı heyecanla haykırıyoruz. Yüreğimizdeki mukaddes heyecan, Afrikalı, Filistinli, Myanmarlı masumların sorunlarını çözünceye kadar devam edecektir. Değerli hanımefendiler, geçtiğimiz hafta Afrika ülkelerini ziyaret ettik. Oradaki kadınların, çocukların halleri, emin olun, içimi bir kere daha acıttı.
Sizlerin enerjisine, heyecanına sadece bu ülkenin değil, tüm dünyanın kadınlarının ihtiyacı var. Bize düşen bu gücü daha da arttırmaktır. Enerjimizi çoğaltmanın yolu ise sevgiden, toplumsal uzlaşıdan geçiyor. Gelin güç birliği yaparak mayasında insan sevgisi olan bu enerjiyi kulakların duymadığı, gözlerin görmediği sorunlara kanalize edelim. Vicdanın sesi olalım. Güç tek başına anlamlı değildir. Şiddet içinde kullanılabilir. Asıl olan bu gücü vicdanın, irfanın emrine vermektir. Her biriniz Türkiye'nin 2023 hedeflerini güçlendirecek birer umutsunuz. Bu ödül gecesinin düzenlenmesine öncülük eden ve bizleri başarılarıyla göz kamaştıran kadınlarımızla tanıştıran Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığımızı yürekten kutluyorum. Bu çalışmaya emek veren herkese teşekkür ediyorum. Ödüllerin ülkemize hayırlı olmasını diliyor. Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi'ye bu geceye katkılarından ve konuşmalarından dolayı teşekkür ediyoruz bir kez daha. Geçmişten günümüze her alanda Türkiye'ye enerji veren çok sayıda kadınımız var. İlkleri başaran, dünyaya örnek olan, yapılamaz denilenleri yapan, duruşları ve cesaretleriyle yeni yollar açan kadınlar. Bugün o isimlerden sizlere bir film hazırlamak istedik ama o kadar çok isim var ki. O kadar çok üreten, başaran, çığır açan ve hepimize ilham olan kadınlarımız var ki inanın hepsini tek tek saymak için belki günler, belki haftalar, belki aylara ihtiyacımız var. Bu nedenle sizlere nacizane bir seçki yaptık efendim. Onlar Türkiye'nin güçlü kadınları. Onlar Türkiye'nin her köşesindeki kahramanlar. Ve onlar Türkiye'ye enerji veren kadınlar. Onlar hayalleri olanlar, öncü kadınlar. Onlar zoru kolayın içine çektiler, pes etmediler. Zirveye doğru yılmadan yürüdüler emin adımlarla. Onlar kurulması en güç cümlelerin öznesi ve yüklemi. Cesaret gösterenler, yön verenler. İnandıkları için dimdik duranlar, mücadele edenler, yaraya merhem, düşene omuz olan kadınlar, tüm dünyanın ayakta alkışladığı, derslere konu olanlar, en güzel melodilerin tınısı, onlar, çözülmez sorulara cevap bulur, cevabı resmederler. Hatta cevabı sahnelerler. Ve bir cesaret ki dillerden dillere, nesillere anlatılan, bir asır feyz alınan. Onlar, güneşi selamlayan, güneş kadar parlak ve vazgeçilmez olanlar. Onlar, bu toprakların kadınları. Tarihe izini kadınca bırakanlar. Unutulmayanlar ve unutulmayacaklar arasına adını yazdıranlar.
bu topraklarda daha nice cevherler saklı. Biliyor musun? Ve şimdi Türkiye'de enerjinin tarihini yazanlar, Türkiye'ye enerji veren kadınlar, o kadınlar buradalar. Minnet ve şükranlarımızla. Hepinizin tüylerinin diken diken olduğunu tahmin ediyorum ki benim öyle oldu. Bu kadınlar ve sayamadığımız niceleriyle aynı topraklarda yaşıyor olmanın haklı gururunu hissediyorum. Bence bu kadarı yetmez. İsterseniz bir kez daha alkışlayalım. Çok kuvvetli bir şey. Hepsinin önünde saygıyla eğiliyoruz efendim. Ve artık bu heyecanlı geceye, yani ödül törenimize başlamanın zamanıdır. Bu gece ödüllerimiz 6 kategoride verilecek. Akademi ödülü, iş dünyası ödülü, profesyonel ödülü, girişimci ödülü, enerjide örnek şirket ödülü, jüri özel ödülü kategorilerinde ödüllerimizi birazdan takdim edeceğiz. Ve ilk kategori, akademi ödülleri, öğrenmeye ve öğretmeye adanmış bir hayat. Bilgi ve bilimin sonsuz dünyasında yeni şeyler üretmenin şevk ve heyecanıyla geçen bir ömür. Ülkemizin enerji ve maden alanındaki bilimsel çalışmalarına öncülük eden, eserleriyle sadece yaşadığımız zamana değil, elbette ötesine de ışık tutan akademisyen dünyası adayları karşınızda. Seda Keskin Avcı, Koç Üniversitesi Kimya ve Biyoloji Mühendisliği Öğretim Görevlisi Seda Keskin Avcı, yeni nesil nano gözenekli malzemelerin enerji uygulamalarındaki potansiyelinin belirlenmesi, temiz enerji kaynaklarının elde edilmesi, doğal gazın enerji kalitesinin artırılması, baca gazının temizlenmesi, hidrojenin enerji amaçlı geri kazanımı ve depolanması üzerine çalışmalar yaptı. Bu çalışmalarla dünya çapında prestijli dergilerde 80 makalesi basılan Avcı, TÜBİTAK Teşvik Ödülü başta olmak üzere çok sayıda ödül aldı. Avcı, Avrupa Araştırma Konseyi Başlangıç Fonu'na mühendislik alanında layık görülen ilk ve tek Türk bilim kadınıdır. Selmiye Alkan Gürsel, Sabancı Üniversitesi Öğretim Görevlisi Selmiye Alkan Gürsel, enerji alanında yakıt pilleri, lityum iyon piller ve lityum hava pilleri konularında çalışmalar yaptı. Özellikle üstün özellikli grafen malzemesinin yakıt pillerinde katalizör desteği olarak kullanılması, modifiye edilmesi ve grafen esaslı elektrotların üretimi konularında önemli projelere imza attı. Bu alanda 7 basılmış makalesi ve 3 patent başvurusu bulunan Alkan, Avrupa Birliği 7. Çevre Programı Bilgi ve İletişim Teknolojileri alanı kapsamında 100 yılın projesi olarak adlandırılan Grafen projesinde Türkiye'den yürütücü ve irtibat noktası olarak yer aldı. Şule Erten Ela, Ege Üniversitesi öğretim görevlisi olan Şule Erten Ela, güneş enerjisinden elektrik, güneş enerjisinden yakıt ve depolama alanlarında uluslararası düzeyde çalışmalara imza attı. Bu alanda yaptığı çalışmalarla dünyanın önde gelen bilim insanları tarafından araştırmalara davet edilen Ela, Almanya'nın en prestijli ödülü olan Alexander von Humboldt ödülüne layık görüldü. Ela, Almanya Enerji Enstitüsü'nde %22 verimliliğe ulaşan perovskit güneş pilleri alanındaki çalışmalarda yer aldı. Ela ayrıca Türkiye Bilimler Akademisi Üstün Başarılı Genç Bilim İnsanı ödülü başta olmak üzere çok sayıda prestijli ödülün de sahibi oldu. Ve akademi ödülünü kazananı açıklamak ve ödülü takdim etmek üzere sahneye Sayın Ferit Şahengi davet ediyorum efendim.
Saygıdeğer Emine Erdoğan hanımefendi, sayın bakanlarım, değerli adaylarımız ve jüri üyeleri, çok kıymetli katılımcılar, Enerji Bakanlığımız ülkemizde bir ilke imza atarak enerji ve maden alanında sektöre katkı sağlayan kadınlarımızı ödüllendirmekle bu alanda çok ama çok bir büyük öncülük etmiştir. Kadın enerjisi doğada var olduğu haliyle her zaman tutarlı, toplayıcı, yenilikçi, paylaşımcı ve merhametlidir. Annem, kız kardeşim, eşim, kızım ve iş yerindeki, şirketimizdeki tüm çalışma arkadaşlarım bana şahsen bu enerjiyi senelerdir veriyorlar. Doğuş grubu olarak biz de daima kadınlarımızın enerji sektörü de dahil olmak üzere faaliyet gösterdiğimiz tüm alanlarda iş dünyasındaki başarılarını teşvik ederek elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. Bu bağlamda geliştirdikleri çeşitli projeler ile ülkemize önemli değerler katan kadınlarımıza ödül vereceğimiz bu önemli programın bir parçası olmaktan son derece mutluyum. Ayrıca böyle önemli bir seçimdeki tek erkek jüri üyesi de olmaktan da gurur duyuyorum. Akademi dalında bu değerli ödülü verirken hanımefendiyi uluslararası kabul gören yenilikçi bakış açısı ve bilime katkıları nedeniyle tebrik ediyorum. Başarılarının devamını yürekten hem kendisi için hem memleketimiz için yürekten diliyorum. Sözlerime son verirken çok değerli Sayın Emine Erdoğan hanımefendi ve Enerji Bakanımız başta olmak üzere tüm katılımcıları saygıyla selamlıyorum. Ve ödülün sahibini açıklama zamanı. Buyurun efendim. Akademi ödülü kazanan yarışmacımız Doçent Doktor Selmiye Alkan Gürsel. Doçent Doktor Selmiye Alkan Gürsel. Çok teşekkür ediyorum. Çok iyi adaylar vardı. Onların arasından seçilmiş olmak büyük bir gurur. Herkese çok teşekkür ederim. Umarım daha ileride daha da iyi çalışmalarla tekrar bir arada oluruz. Çok sağ olun. Hepinize iyi akşamlar. Sayın Şahin, bir ödülümüz daha var efendim. Sayın Şahin. Hanımefendi, affedersiniz, bir ödülümüz daha var size. Bir katkı ödülümüz. Enerji veren, Türkiye'ye enerji veren kadınlar, akademi ödülü araştırma desteği 50.000 TL. Şimdi bir de reklam yapacağım izninizle. Bu katkılarından dolayı İstanbul Büyükşehir Belediye'mize, İGDAŞ'a, Ziraat Bankamıza ve Halk Bankamıza da teşekkür ediyoruz. Teşekkürler. Sayın Alkan, çok teşekkürler efendim. Sayın Şahin, çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Sırada ikinci kategorimiz var. Kariyer basamaklarında emin adımlarla zirveye doğru ilerleyen profesyonel kategorisi adaylarımızla başlıyoruz. Onlar sadece masa başında değiller. Yeri geliyor, kavurucu yaz sıcağında ya da dondurucu kış soğuğunda
Türkiye'nin enerjisi hiç bitmesin diye ailelerden günlerce uzakta çalışarak sahada kalıyorlar. Birlikte çalıştıkları ekip arkadaşları için elbette büyük bir motivasyon ve sinerji kaynağı onlar. Türkiye'nin enerji ve maden alanında hedeflerine ulaşması için özveriyle destek olanlar işte profesyonel kategorisi adaylarımız. Aysun Kayan, LPG ve akaryakıt sektörünün ilk kadın terminal müdürlerinden biri olan Aysun Kayan, kadınların tehlike sınıfı yüksek ve zorlu görevlerde de başarılı olabileceğini kanıtlayan örnek bir yöneticidir. Terminaldeki riskleri en üst düzeyde yöneterek dolum ve depolama faaliyetlerinin operasyonel mükemmellik doğrultusunda yürütülmesini sağlamaktadır. Mühendislik ve operasyonel faaliyetlere paralel olarak tehlikeli maddelerin karayolu ile taşınması, büyük endüstriyel kazaların kontrolü ve önlenmesi, ISO 9001, kimya sektöründe tehlike ve işletilebilirlik, iş sağlığı ve güvenliği gibi konularda aktif rol almış ve akademik eğitimi haricinde çevreyle ilgili sonradan aldığı eğitim ve belgelerle de bu konudaki duyarlılığını işine yansıtmıştır. Zahide Yılmaz, 2011 yılından beri AKEDAŞ'la elektrik dağıtım sektöründe çalışmaya başlayan Zahide Yılmaz, işletme şefi olarak görevine devam ediyor. Sanayi ve tarım ağırlıklı bir bölgeden sorumlu olan Yılmaz'ın işi çok tehlikeli sınıfta yer alıyor. Erkek çalışanların yoğun olduğu bir alan olan elektrik dağıtım sektöründe hizmet veren Yılmaz, birçok fabrikanın yer aldığı ve 9500 aboneye sahip bir bölgeye kesintisiz ve kaliteli enerji sağlamak için çalışıyor. Kendisine bağlı 11 erkekle bölgesinde hizmet veren Yılmaz, elektrik direklerine tırmanarak arıza gidermek gibi birçok tehlikeli görevi yerine getirerek bu alandaki önemli kadın örneklerden birini teşkil ediyor. Rahime Meydan, Aksa Doğalgaz Şirket Müdürü ünvanıyla Bayburt ve Gümüşhane illerinde görev yapmakta olan Meydan, doğalgaz dağıtım ve elektrik dağıtım şirketlerinin ilk ve tek kadın şirket müdürüdür. Engellilerin yaşamlarını kolaylaştırmak için başlattığı Can Yoldaşı projesiyle doğalgaz acil hattını ve çözüm merkezini arayan engelli abonenin talebini anlatmasını beklemeden doğalgaz acil ekiplerinin olay yerine yönlendirilmesini başlattı. Yine bu proje kapsamında tüm saha çalışanlarına işaret dili eğitimi aldırdı. Meydan, sosyal hayatında eğitimi ve yaşamı özel olan diğer insanlardan farklı yaşam koşullarına sahip kişilere yönelik çalışmalarına devam ediyor. Değerli misafirler, ikinci ödülümüz profesyonel ödüllü kazanını açıklamak ve ödülü takdim etmek üzere sahneye jüri başkanımız Sayın Güler Sabancı'yı bir kez daha davet ediyorum efendim. Buyurun. Buyurunuz. Şu açıklamayı yapalım, ondan sonra buraya gelelim efendim. Buyurun. Her biri birbirinden daha kıymetli, daha başarılı genç kadınlarımız. Her biri bize gurur veriyor. Evet. Profesyonel ödülü kazanan Rahime Meydan. Sayın Rahime Meydan. Sayın Sabancı, bir ödülümüz daha var. Evet, bir destek efendim. Peki, çok teşekkür ediyoruz efendim, sağ olun. Tebrik ediyoruz. Rahime Meydan'a alkış lütfen. Çok teşekkürler.
Sayın Sabancı, size de çok teşekkür ediyoruz efendim. Yıllara dayanan bilgi, tecrübe ve hayata geçirdikleri sayısız projelerle iş dünyasında silinmez izler bırakan iş dünyası adaylarıyla devam edeceğiz. Türkiye'nin önde gelen şirketlerin başarılarında imzası olan iş dünyası adayları aynı zamanda yetiştirdikleri yeni yönetici adaylarıyla da bu birikimin sonraki nesillere aktarılmasında da büyük rol oynuyor. Huzurlarınızda sadece iş dünyasında değil, sosyal ve toplumsal konularda da rol model olan ve kariyerlerinde zirveye çıkan iş dünyası adayları. Nevin Selçuk, ODTÜ Kimya Mühendisliği bölümünde görev yapmakta olan Nevin Selçuk, termik santrallerde akışkan yatak yakma teknolojileri alanında uluslararası 126 makaleye imza attı. Park Termik Elektrik Santrali ve Ticaret AŞ bünyesinde hizmet veren Selçuk, asfaltit yakıtlı, ileri teknoloji akışkan yatak kazanlı Silopi Termik Santrali kurulumunda sağladığı bilimsel yaklaşımla ülkemizde ve dünyada örneği bulunmayan yerli kaynağımız olan asfaltitin yakıt olarak kullanıldığı, çevre dostu ve verimli bir termik santralin ülkemiz ekonomisine kazandırılmasında önemli rol oynadı. Serpil Demirel, Eczacıbaşı Topluluğu bünyesindeki ESAN Genel Müdürü olan Serpil Demirel, iş sağlığı ve güvenliği kültürünün tüm çalışanlara kazandırılması amacıyla güvenli madencilik için bir kültür değişim çalışması olan Hedef Sıfır Kaza projesini gerçekleştirdi. Bu çalışma kapsamında sadece çalışanlara değil, ailelere ve çocuklara yönelik içerikler de hazırlayarak özel hayatlarında da riskleri görüp yönetme yetkinliği kazandırılmasını hedefledi. Bu önemli projenin yanında Demirel, Renkleri Koru, ESAN İyilik Koşulları, Kimsesiz Çocukların Sosyal Hayata Kazandırılması isimlerinde toplumsal hassasiyeti ön planda tutan önemli sosyal sorumluluk projelerine imza attı. İlkşen Çetintaş, IC İçtaş Enerji Yatırım Holding, insan kaynaklarından sorumlu genel müdür yardımcısı olan İlkşen Çetintaş, cinsiyet eşitliğine yönelik farkındalığın artırılması projelerine liderlik ederek kadınların her düzeyde ekonomik yaşamın içinde yer alabilmelerini ve güçlenmelerini hedefleyen aktif sorumluluklar üstlendi. Çetintaş, TREDAŞ bünyesinde kadın çalışanların ve kadın yöneticilerin sayılarının artırılması, eşit işe eşit ücret, kadın çalışanların memnuniyetinin ölçümlenmesi gibi genel başlıklarda iyileştirme amacı taşıyan Uyumlu Eşitlik Güçlendirir projesini yürüttü. Projeyle ortaokuldan itibaren kız çocuklarının ve ailelerinin bilinçlendirilerek eğitimlerinde teknik alanları seçmeleri teşvik edildi. Teknik liselerdeki kız öğrencilere ulaşılarak eğitimlerini sürdürmeleri için destek olundu. Ve iş dünyası ödülü kazananını açıklamak ve ödülü takdim etmek üzere sahneye Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız Sayın Jülide Sarayaroğlu'nu davet ediyorum efendim. Buyurun. Selam etmek ister misiniz? Çok kıymetli hanımefendi, çok kıymetli bakanlarım ve bu programda birlikte olduğumuz beyefendiler, hanımefendiler, herkesi ben de saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Öncelikle Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığımıza teşekkür etmek istiyorum. Gerçekten erkek alanı olarak değerlendirilen ve ön yargıları aşmanın zor olduğu düşünülen böylesi bir sektörde farkındalık oluşturmak ve geleceğe dair önemli gelişmelerin atılmasına ön ayak olmak adına başlatmış oldukları bu gece ilkini gerçekleştirdiğimiz ve bundan sonra geleneksel hale geleceğini düşündüğümüz bu program vesilesiyle teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Emek verenlere de teşekkür ediyoruz. Kadın konusu her zaman bizim siyaset üstü değerlendirdiğimiz ve 15 senedir bu alanda gerçekten başarı hikayesi olarak değerlendirilebilecek önemli çalışmalara imza attığımız bir alan. Allah'a hamdolsun ki bugün geldiğimiz aşamada kadınlar
hayatın her alanında, siyasetten iş dünyasına, girişimcilikten sosyal konulara kadar her alanda aktif ve etkin durumdalar. Hedefimiz büyük, ülkemizle ilgili hayallerimiz büyük. Bu hayallere kadınlar güçlü olursa daha hızlı ve daha ivme içerisinde ilerleyeceğimize inanıyoruz. Bu anlamda çalışmalarımıza devam edeceğiz. Vereceğim ödül Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olarak bizim açımızdan çok kıymetli ve önemli. Yasal düzenlemeleri gerçekleştiriyoruz ama yasal düzenlemelerin uygulamaya tam olarak yansıması için bu tarz sosyal sorumluluk projelerinin de artması gerekiyor. Bu bağlamda bakanlığımla ilgili konulardaki sosyal sorumluluk projelerini hayata geçiren 3 adayımızı da tebrik ediyorum. Sonrasında onlarla istişare ederek fikirlerinden, projelerinden faydalanmayı da arzu ederiz. Bu tarz sosyal sorumluluk projelerinin artmasıyla uygulamada yaşadığımız sorunların daha hızlı şekilde çözüleceğine inanıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde inşallah hanımefendinin her zaman bizlere desteğiyle, azimle, kararlılıkla, inançla ülkemizi çok daha ileriye götürecek çalışmaları kadın erkek omuz omuza gerçekleştireceğimizi ifade ederek Sayın Bakanımıza gerçekten enerji veren kadınlar programında şarj olarak bizler tüm misafirler olarak ayrılacağımızı ve çalışmalarımıza gerçekten çok katkı sağlayacağını ifade ediyorum ve tekrardan teşekkür ediyorum. Ödülü kazanan Profesör Doktor Nevin Selçuk hanımefendi. Profesör Doktor Nevin Selçuk. Erdoğan hanımefendi, Sayın Berat Albayrak beyefendi ve değerli misafirler, enerji konusunda aktif olarak yer alan Türk kadınına verilen değeri gösteren bu özel akşamda ödül almaktan çok onur duydum, teşekkür ederim. Bu gecenin gerçekleşmesinde vesile olan herkese çok teşekkür ediyorum. Yalnız bir şey söylemek istiyorum. Bu ödül tabii ki çok gurur verici ama bildiğiniz gibi bu başarılar tek başına olmuyor. Benimle çalışmış olan öğrencilerime, enerji konusuna ülkemizde destek veren, vermiş olan kuruluşlara çok emek düşmüştür bu işleri başarmak için. Şunu düşünüyorum ki bu ödül bütün bu gayretleri gösteren kişilerin adına alınmıştır. Teşekkür ediyorum. Son olarak beni bu ödüle aday gösteren Ciner grubuna sonsuz teşekkür etmek istiyorum. Sağ olun. Efendim bir de destek ödülümüz var. Profesör Doktor Sayın Nevin Selçuk'u tebrik ediyoruz. Sayın Bakanımıza çok teşekkür ediyoruz efendim. Sağ olun. Efendim her şey bir fikir ve hayalle başlar. Ödül törenimizde şimdi sıra hayalini gerçeğe dönüştüren girişimcilik kategorisi adaylarında sıra. Onlar
özgüven ve cesaretin simgesi. Onlar hayallerinin peşinden ısrarla gidenler. Onlar imkansızı mümkün kılan, olmaz denilenleri hayata geçirenler. Kimi bir köyden dünyaya açıldı, kimi de online bir platformdan bütün dünya ile buluştu. İşte girişimcilik kategorisi adaylarımız. Başak Taşpınar değil, 2011 yılına kadar uluslararası firmalarda yöneticilik görevleri üstlenen Başak Taşpınar deyim, 2011'de görevinden ayrıldı. Nakliyat, tamirat, marangozluk gibi hizmetleri iyi yapan kişilere ulaşmanın zorluğunu fark ederek esnafla ihtiyaç sahibini bir araya getirecek armut.com'u kurmaya karar verdi. 50 bin lira sermaye ile kurulan armut.com, 248 milyon lira değerindeki hizmet talebini hizmet verenlerle buluşturdu. Kısa süre içerisinde Mattermark tarafından Türkiye'nin en hızlı büyüyen 5 internet sitesi girişiminden biri olarak seçildi. 40 bine yaklaşan hizmet vereni ve üzerinden geçen toplam iş büyüklüğüyle şu an Türkiye'nin lider hizmet bulma platformlarından biri haline geldi. Zümran Ömür. Zümran Ömür, henüz köyden bile çıkmamış olan kadınların toplumda yer alması, kendi ayakları üzerinde durması, erkeğin arkasında değil yanında yürüyen birey olmasını sağlamak amacıyla Boğatepe Çevre ve Yaşam Derneği'ni kurdu. Köylerindeki bitki çeşitliliğinin farkında olan dernek üyeleri, uzman hekimler getirterek 35 tıbbi bitkinin üzerinde çalışma yapıp, hangi bitkinin ne zaman toplanacağını, nasıl kurutulacağını, neye şifa olduğunu, krem yapmayı, yağ çıkartmayı öğrendiler. Hep birlikte endemik bitkiler ve yöresel mutfak lezzetlerinin tanıtımını üstlenip 32 çeşit peynirin gelecek nesillere aktarılabilmesi için peynir müzesi kurdular. Zümran Ömür'ün başkanlığını yürüttüğü dernekteki... Duygu Yılmaz. İşinden istifa edip zeytin çekirdeklerinden plastik üretme hayalini gerçekleştirmek için İTÜ Kuluçka programına kaydolan Yılmaz, 26 yaşındayken her sabah mideme iyi geliyor diye zeytin çekirdeği yutan babasından ilham aldı. Zeytin çekirdeği tozu üzerine yaptığı çalışmalarla Boğaziçi Üniversitesi'nden ikincilik ödülü aldı. Almanya'daki eğitimlerinin ardından aldığı yatırım desteğiyle zeytin çekirdeğinden ve çeşitli biyo atıklardan sağlıklı ve doğada kaybolabilen biyoplastik madde üreten BioLife şirketini kurdu. Geliştirdiği zeytin özütünden antimikrobiyal biyoplastik yüzeyler üretme projesiyle Los Angeles'ta düzenlenen Clean Tech Open forumunda da ülkeler arası kategoride uluslararası birincilik ödülü kazandı. Ve girişimci ödülünü kazananı açıklamak, ödülü takdim etmek üzere sahneye Aile ve Sosyal Politikalar Bakanımız Sayın Fatma Betülsayan Kaya'yı davet ediyorum efendim. Değerli Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız, kıymetli misafirler, öncelikle gerçekten böyle anlamlı ve hepimize enerji veren, böylesi anlamlı bir gecede sizlerle birlikte olmaktan duyduğum memnuniyeti ifade etmek istiyorum. Tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum. Az önce izlediğimiz kadınlarımızın her biri gerçekten çok başarılı, çok zeki bir şekilde girişimcilik örneği koymuşlar ortaya. Ben jürimizin çok zor bir, titiz bir çalışmayla ödülleri tespit ettiğini, VTR'leri izledikçe daha da fazla inandım. Ülkemizdeki girişimci kadınların sayısını arttırmak üzere çok büyük destekler veriyoruz. Ve çok önemli bulduğum bir veriyi de bu gece vesilesiyle sizlerle paylaşmak istiyorum. Son geçtiğimiz yıl içerisinde girişimci kadın sayısını Türkiye'de %18 oranında arttırdık. Bu önümüzdeki yıllarda yapacağımız desteklerle girişimci kadınların ne kadar daha fazla yol alabilecekleri noktasında da bizlere çok büyük umut veren, heyecan veren bir netice.
Ben bir kez daha güçlü kadın, güçlü aile, güçlü Türkiye diyorum. İnşallah ödül alacak girişimci ödülü kazanan Zümran Ömür hanımefendiyi de tebrik ediyorum. Zümran Ömür. Alkışlar Zümran Hanım için. Şöyle buyurun efendim. Şimdi altına alalım sizi. Daha net bir görüntü için. Zümran Hanım. Bir şeyler söylemek ister misiniz efendim? Sizi dinliyoruz. Mikrofon sizde. Beni buraya davet eden Sayın Hanımefendi'ye öncelikle çok çok teşekkür ederim ve bakanlarımıza sağ olsunlar, var olsunlar. Ben bu ödülü sadece kendim için değil, tüm köy kadınları için aldım. Çok teşekkür ederim. Çünkü biz köy kadınıyız ve üretmek istiyoruz. Üreten kadınlar olarak da sizlere çok teşekkür ederim. Üretmeyen toplumda yok olmaya mahkumdur diye düşünüyoruz. Çok bravo. Teşekkür ederim. Sayın Bakanım. Efendim bir de destek ödülümüz var. Sayın Bakanım. Bir de destek ödülümüz var, girişimcilik ödülü. Sayın Zümran Ömür'ü tebrik ediyoruz. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanımız Sayın Fatma Betül Sayan Kaya'ya teşekkürlerimizi sunuyoruz efendim. Gurur verici bu gece devam ediyor elbette. Herkes enerjiyi erkek egemen bir sektör olarak bilir. Şimdi de sıra bu tabuyu yıkan enerjide örnek şirket ödülünde. Kadının elinin değdiği her iş incelik ve zarafet doludur. Sayın Bakanımız da ifade etmişti az önce. İşte zarafetle enerjide fark yaratan kadınlarımızı en fazla istihdam eden şirket adayları. Ve enerjide örnek şirket ödülü kazananını açıklamak, ödülü takdim etmek üzere sahneye ev sahibimiz Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız Sayın Berat Albayrak'ı davet ediyorum efendim. Zaten çok konuştum. Çok kısa hemen ödülü takdim edeceğim ama herkes teşekkür etti. Hayatımıza dokunan kadınlar üzerinde. O zaman benim de bir borcum var. Hayatıma dokunan iki kadına ben de teşekkür etmem lazım. Birincisi, sadece 9 ay karnında taşımakla değil, bugünlere gelmemde olmamda her şeyimi borçlu olduğum anneme.
İkincisi de hayatta yaşadığım bütün zorluklarda her zaman yanımda duran, sırtımı yasladığım, yoldaş olan, arkadaş olan, eş olan çok değerli eşime ben de teşekkür etmek istiyorum. Ödüle geçmeden önce hakikaten girişimcilik ödülleri olsun, hakeza akademi ödülleri olsun, profesyonel ödülü, iş insanı hepsi hakikaten çok kıymetli adaylardı. Tıpkı şu andaki şirket adayları gibi. Şirket adaylarımızın tamamı hakikaten sektörümüzün doğalgaz, elektrik, petrol dağıtım, yani birçok alanındaki kadın istihdamını pozitif ayrımcılık noktasında ileri taşıyan, yüzdesel olarak çalıştırdıkları istihdamın çok ciddi rakamları, %30, %40'ların üzerinde kadın çalıştırarak sektöre örnek olan 3 önemli firmamız. 3'ün içerisinde bakalım hangisi diye zarfı açtığımda zannediyorum çok kıymetli beyefendinin kızının da çok etkili olduğu bir firma olarak Uludağ Elektrik Parakende AŞ'yi tebrik ediyorum. Ödülünü almak üzere Nihat Bey'i bekliyorum. Sayın Nihat Özdemir. Sayın Bakanım, Sayın Bakanım şöyle alabilir miyiz efendim, daha net bir fotoğraf alabilmemiz için? Teşekkür ederim. Sayın Hanımefendi, Sayın Enerji Bakanım, Sayın Bakanlarım, hanımefendiler, beyefendiler. Bu ödül, şirketimiz bugün 42. yılı ama en anlamlı, en manalı bir ödüllerden bir tanesi. Tabii bu ödülü isterdim ki kızım Ebru almış olsaydı. Ama maalesef şu anda kendisi Güney Kore'de. İnşallah dünyanın en uzun köprüsünü yapacağımız Çanakkale Köprüsü'nün kredi anlaşması için şu anda orada. Onun da hepinize selam ve sevgileri var. Tekrar çok teşekkür ediyorum. İnşallah kadına verdiğimiz önemi daha arttırarak, yalnız kendi şirketlerimizde değil de örnek olan bir şirket olarak bu konuda çalışmalarımıza devam edeceğim. Teşekkür ederim. Hepinize selam ve sevgilerimi sunuyorum. Sayın Özdemir, Sayın Bakanımız çok teşekkür ediyoruz efendim. Sağ olun. Son bir ödülümüz kaldı değerli misafirler ve televizyonları karşısındaki değerli izleyicilerimiz. Sadece sektörümüzde değil, başarılarıyla bizleri ulusal ve uluslararası platformlarda da gururlandıran, bize enerji veren şirket ve isimlerimiz var. Son kategorimizdeki ödül, yani jüri özel ödülü işte bunun için. Ve şimdi karşınızda jüri özel ödülü adayları. Nurten Öztürk, Akşehir Öğretmen Okulu'na biyoloji öğretmeni olarak iş hayatına atılan Nurten Öztürk, ardından Öztürkler Petrol Şirketi'nde görevine başlayarak Türkiye'nin ilk yerli akaryakıt dağıtım şirketi olan Opet Petrolcülük AŞ'yi kurmuştur. Öztürk, bugüne kadar yürüttüğü tuvalet temizliği ve hijyenini Türkiye geneline yaymayı amaçlayan Temiz Tuvalet Kampanyası, uzun vadeli ağaçlandırma girişimi olan Yeşil Yol Projesi, köylerde bilinçlenmenin artmasını hedefleyen Örnek Köy Projesi, tarihi Gelibolu Yarımadası'nın düzenlenmesini içeren Tarihe Saygı Projesi ve güvenli trafik kültürü oluşturulması için hayata geçirilen Trafik Dedektifleri Projesi ile 20 milyondan fazla insanın hayatına dokunmayı başardı. Neslihan Akça, eşinin yaşadığı sorunların ardından ehliyet alıp eşinin kamyonu ile 1973 yılında nakliyeciliğe başlayan Neslihan Akça, çocuklarıyla birlikte işini büyüterek 535 araçlık bir filoya sahip oldu. Nakliye, geri dönüşüm ve inşaat gibi sektörlerin ardından medya sektörüne de adım atarak yerel televizyon, gazete ve radyoyu grup bünyesine kattı.
Köyden 8 çocuğuyla kente göçen, eşinin rahatsızlığı sonrası ailesinin bir kamyonla başladığı işlerin başına geçen 80 yaşındaki Neslihan Akça, yıllık 300 milyon liralık cirosu ve 1000 çalışanına sahip Denizli'nin en büyük şirketlerinden birini yönetiyor. Vakıfbank Kadın Voleybol Takımı. Ülkemize kazandırdığı başarılarla birçok gurur yaşatan Vakıfbank Kadın Voleybol Takımı, kazandığı 2 Dünya Kulüpler Şampiyonası şampiyonluğu, 3 Avrupa Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu, 1 Top Teams Kupası şampiyonluğu ve 1 Challenge Cup şampiyonluğu ile Türkiye'nin uluslararası alanda en çok kupa kazanan takımı unvanını elinde bulunduruyor. Vakıfbank, üst üste en çok resmi maç kazanan voleybol takımı olarak Guinness Rekorlar Kitabı'na girmeyi başarmasının yanında, 2013 yılında kazandığı 5 kupayla bir sezonda bir voleybol takımının kazanabileceği tüm kupaları namağlup kazanan tek takım oldu. 2017 yılında Avrupa Şampiyonlar Ligi ve Dünya Kulüpler Şampiyonası şampiyonluğunu kazanan Vakıfbank, aynı yıl kupa voleye uzanarak kırılması zor bir rekora imza attı. Ve jüri özel ödülü kazananını açıklamak, ödülü takdim etmek üzere sahneye yeniden Sayın Emine Erdoğan hanımefendiyi davet ediyorum. Buyurun. Jüri özel ödülü kazananı Vakıfbank Kadın Voleybol Takımı. Vakıfbank Kadın Voleybol Takımı geliyor efendim. Alın. Sayın kaptanımız, evet. Sizleri şöyle alayım efendim, buyurun. Böyle de gelebilirsiniz arkadaşlar. Teşekkürler. Kaptanımız bir şeyler söylemek ister zannediyorum. Buyurun. Buyurunuz efendim. Doğal olarak. Öncelikle herkese iyi akşamlar. Gerçekten inanılmaz onurlu ve gururlu hissediyorum şu an bu sahnede olmaktan. Öncelikle size çok teşekkür ediyorum bizi bu ödüle layık gördüğünüz için ve tüm jüri üyelerine. Bu ödülü burada olan olmayan bütün takım arkadaşlarım adına, bütün teknik ekibimize ve bizden hiçbir zaman ümidimi yitirmeyen, her zaman arkamızda olan Vakıfbank adına alıyorum. Duruşuyla, dokunuşuyla, karakteriyle, gücüyle ve enerjisiyle dokunduğumuz her şeyi güzelleştiren kadınların Kadınlar Günü'nü kutluyorum. Ulu Önder Atatürk, ey Türk kadını sen yerlerde sürünmeye değil, omuzlarda göklere çıkmaya layıksın demiştir. Enerjimizin, gücümüzün, hayallerimizin hiç bitmeyeceği yarınlara teşekkür ederim. Vakıfbank Kadın Voleybol Takımı'nı alkışlıyoruz efendim. Jüri özel ödülü. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Sağ olun. Emine Hanım, hanımefendi sizi bırakmıyoruz efendim. Çünkü bir nedeni var elbette. Bu geceye katkılarınız ve varlığınızla bizi onurlandırdığınız için öncelikle çok teşekkür ediyorum efendim. Hazirun adına. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız Sayın Berat Albayrak size bir hediyesi var. O hediyeyi takdim etmek istiyoruz. Buyurun efendim. Sayın Albayrak. Yine şöyle alayım size.
Efendim sizleri bir süre daha sahnede tutacağım. Çünkü bu gecenin anısına elbette bir fotoğraf çektirmemiz lazım. Tüm adaylarımızı, değerli jüri üyelerimizi, ödül takdim eden değerli protokol üyelerimizi aile fotoğrafı için sahneye davet ediyorum. Buyurun efendim. Tüm adaylarımızı, değerli jüri üyelerimizi, ödül takdim eden değerli protokol üyelerimizi aile fotoğrafı için sahneye davet ediyorum. Buyurun efendim. Burada duralım. Buyurun. Buyurunuz efendim. Evet, adaylarımızı, protokol üyelerimizi aile fotoğrafı için bekliyoruz. Bu geceyi unutulmaz kılan aile fotoğrafı için bu özel gecede çok değerli isimler aramızda. Bugünün çok özel bir anısı. Tüm adaylarımız, protokol üyelerimiz hepsi bir arada. Bu arada bir hatırlatma yapmak istiyorum. Tüm kadınlarımız bizler için ödüle layık. İşte bu gecenin bir teşekkürü, bir hatırası olarak Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığımız bir küçük hediye takdim edecek efendim. Çıkarken sizlere takdim edilecektir tüm hanımefendilere bu ödül. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın küçük bir anısı. Bu yıl ilki düzenlenen Türkiye Enerji Veren Kadınlar Ödül Töreni'ndeki tüm kategorilerde ödüllerimiz sahiplerine kavuştu. Ben şahsım adına değerli protokol üyelerimize, değerli jüri üyelerimize, adaylarımıza ve ekranları karşısında bizleri izleyen